Değil mi? Yok işte vay şunu remake'e giriyormuş, bunu remake'e giriyormuş. Ben onu bir araştırdım. Bak. Bak. Attıkları başlığa bak. Bak yalan yalan habercilik nedir? Haydi gelin hep beraber yalan habercilik konuşalım biraz. Gelin biraz yalan habercilik konuşalım sizlerle bugün. Clickbait konuşalım. GTA 5 Türkçe olabilir, GTA 6 Türkçe olabilir diye Webtekno bir yere hayır bir haber yapardı, hatırlıyor musunuz? GTA 6, 6 Sinop'ta geçiyormuş. Rockstar'da çalışan kuzenim söyledi falan. Bak. Efendim. Kotaku efendim öğrenmiş ki klasik GTA oyunlarının diyor remastering'i geliyor diyor, tamam mı? Nereden bildin baba sen bunu? Ya abi çünkü GTA modlarını kaldırtmışlar. Çıkarım da bu bak bak. Önce gitmişler GTA'nın bir takım eski modlarını kaldırtmışlar. Tamam mı? Ondan sonra da Take-Two şeyi açıklamış. 3 tane remaster üzerinde çalışıyoruz demiş, tamam mı? 3 tane remaster üzerinde çalışıyoruz demiş Take-Two. Şimdi bak. Take-Two'nun oyunlarına bakalım. Take-Two'nun altında Rockstar var. 2K var. Private Division var. 2K'nin altında tahmin edin hangi oyunlar var arkadaşlar? Mafya. Borderlands. XCOM. WWE. NBA. Civilization'lar. Bioshock. Okey. 2K'nin altındaki oyunlardan. Yine Take-Two'nun altında Private Division var. Hades, Outer Worlds, Kerbal, Oli Oli World. Tamam mı? Yani adamlar şöyle bir açıklamada bulunmuşlar. Demişler ki, ya demişler biz Take-Two Interactive is working on three unannounced iterations of previously released titles the company said recently in an investor presentation. Yatırımcılarla yaptıkları toplantıda demişler ki 3 tane remaster üzerinde çalışıyoruz. Bu kadar. Bak. Tek bir satır. Tek bir satır. Take-Two Interactive is working on three unannounced iterations of previously released titles the company said recently in an investor presentation. Her şey olabilir. Yani sonra gidiyor basın bunu alıyor basın. Anladınız mı? Yani efendim vay GTA eski GTA klasiklerinin remastered'ı geliyor. Yani bir şey söyleyeyim mi? Anamın da remastered'ı geliyor olabilir. Ne alaka? Nereden nereye atladın? Nereden zıpladın? Yani o kadar gıcık oluyorum ki bu muhabbetlere. İyi niyetli bulmuyorum gerçekten ya. Sonra bakıyorum bizim burada da millet gaza geliyor. Hiç araştırmadan, tepiştirmeden laps diye basıyorlar haberleri. Zaten bizim memleketi geçmişiz. Bizim memleket çünkü şey dünyası ya GTA 6 Türkçe geliyor falan. Bu muhabbetleri bilir misiniz? Bir ara GTA 6 haberleri vardı bir ara. GTA 6 Sinop'ta geçecek. GTA 6 Türkçe olacak. GTA 6 şöyle oluyor, böyle oluyor falan. Ya bizim memleket zaten yapıştır geç de. Yani bu var ya bu art niyetlik ya. Orada da fol yok, yumurta yok. Ha ben de tam tersini söylüyorum bu arada. GTA'nın gerçekten de o 3 oyunun remake'i geliyor olabilir yani. Ama NBA 2018'in de remake'i geliyor olabilir. Bunny'nin de remake'i geliyor olabilir. XCOM 1'in de remake'i geliyor, remake'i geliyor olabilir. Anladınız mı? Remastered'ı geliyor olabilir. Hatta XCOM'unki gelse aşırı mantıklı olur. Yani o kadar kafalarına göre iş yapıyorlar ki çok hayret ediyorum gerçekten ya. Neyse. Cyberpunk CDPR Announces Update 1.3. Bakayım ne duyurmuşlar. Başka siteden açarım ya. Sağ olun.
Okey. Kendi oyun dünyalarının içerisindeki habercinin sunduğu haber gibi yapmışlar. Neyin ne olduğunu anlamak da zor. Hala anlayamadım. Anlayabilen varsa söylesin yani. GTA 3 Vice City San Andreas arasında sadece Vice City'nin remake'i yapılabilir. San Andreas yapmaya bence araya atmazlar kendilerini. GTA 3'ün de zaman kaybolur. Gerçekten dayanması bir oyun değil. Yani ya zaten remastered için çok eski oyunlar onlar. Remastered olmaz ki. Remake yapmak lazım onları GTA 5 ya da GTA 6 moduyla. Daha da önemlisi bugün GTA 3'ün Vice City'nin San Andreas'ın remake'inin remaster'ını şöyle çok ciddi bir sıkıntısı olur. Tekrar şarkıların teliflerini alabileceklerini zannetmiyorum. Öyle bir durumda. Ha Rockstar'ın parası var gidip nakit alabilir tabii ki ama yani niye yapsın gerçekten? Bana çok mantıklı gelmiyor. Ben olsam GTA 5, GTA 6 arasındaki çalışma içerisinde hepsinin haritasını baştan yapar koyarım. Bir de GTA San Andreas'ı yani zaten şu anki mevcut en güncel GTA oyunu San Andreas'ta geçiyor. Tekrar bir tur daha üstünden dönerler mi? Hiç akıl kârı gelmiyor bana. Siz geçen gün chatte takır tukur yazınca çünkü bir dedim ki lan böyle bir şey olabilir mi? Çünkü saçma geliyor kulağa. Araştırdım, taraştırdım. Bu konuyla ilgili bir tanecik cümle bile yokmuş. 3 tane oyunun remastered'ı geliyor. Pardon, remake'i geliyor. Remastered'ı geliyor denmiş sadece. Hemen GTA'ya dönüşmüş bütün konu. Çok kolpa iş ya. Ya remaster kurtarmaz onu. Remake duysalar bak alay çekerim. Keşke herkes çünkü mesela Demon's Souls'daki gibi remake yapsa. İnanılmaz bir şey yani. Bir de Unreal Engine'le yapılacaklarmış demişler. Nereden demişler aga? Bir tane cümle bakınız. Yatırımcılara yaptıkları toplantıda 3 tane eski oyunumuzun remastered'ını yapıyoruz demişler. Yani bir kere remaster yaparken zaten engine değiştirmezsin ki. Remake yaparken engine değiştirirsin. Ama neyse. Ah be abi keşke Max Payne remake gelse keşke. Ben de Max Payne 1 ile 2'yi çok seviyorum. Gelse harika olur bu arada. Ben de çok isterdim yani. GTA remake yapılacaksa neden Rockstar kendi motoruyla yapmasın ki? Yani zaten kendi motoruyla yapar abi. Amcamın oğlu söylemiştir falana geliyor yani o öyle habercilik. Road 96 çıktı. Road 96 ne ya? Duyuyorum onu. Bir de şu patrona bakacağım bugün. Kotaku'nun haberine göre UE4. Yani Kotaku'nun haberine haber demeye de bin şahit bak gerçekten yani. Habere bak. Kaynak Ardım. Burada yazmışlar. Kotaku Rockstar içerisinde çalışan birilerine ulaşmış. GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas'ın remaster'ını yapıyorlarmış. Remaster'ını yapmak için Unreal Engine 4 kullanıyorlarmış. Neden ki? Yani gerçekten kaynak götüm haberciliğe çok asabım bozuluyor ha. Bir gün Rockstar çıkar kendisi duyurursa ben inanırım bunlara da. O zamana kadar çok pay vermiyorum ben bu tarz dedikodulara. Bana dev kolpa geliyor.
Pinim bu muydu ya benim acaba? Niye üçünü birden yapsın ki? Bir. Neden Unreal Engine kullansın? İki. Yani Rockstar'ın içerisinde çalışan yeterince iyi GTA 5 engine'i kullanabilen insan yok mu? Ha, GTA 5 engine'iyle yapmayacaklar o zaman. Of, saçma geliyor hakikaten bana. Dur, geldim. Sevgili YouTube, bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.